Evet, bugün karşımızda Yalova Kitap Evi'nin, Yalova'nın en önemli sembollerinden bir tanesi olan Yalova Kitap Evi'nin sahibi Sayın Mustafa Aydın var. Öncelikle Mustafa Bey çok teşekkür ederiz bizimle görüşmelerini kabul ettiğiniz için. Sağ olun. Son günlerde, özellikle son birkaç gündür en büyük gündemi Yalova Kitap Evi'nin kapanacağıyla alakalı konuşmalar. Evet. Sizin de çok eski dostunuz Sayın Belediye Başkanımız, eski Belediye Başkanımız Yakup Koçal kendisi paylaşımda bulunmuştu kapanacağıyla alakalı. Bu konuda da Yalova'da çok ciddi bir gündem oluştu. Ama ben bu konuya girmeden önce İlk olarak sizin Mustafa Aydın'ın ve Yalova Kitap Evi'nin bir serüvenini öğrenmek istiyorum. Mutlaka eski jenerasyonlar biliyorlar. Yeni jenerasyonlar benim gibi insanlar da biliyor ama geçmişini çok bilmiyorlar. Onu bir detaylandırabilir miyiz? Sizin ağzınızdan dinlemek isteriz. Yalova Kitap Evi ilk olarak 1967 senesinde Fatih Caddesi'nde şu anda Erler Beko Bayisi'nin bulunduğu yerde küçük bir dükkan olarak ticari hayata başladı. Sonra Yalova Kitap Evi'ni kuran kişi, artık o evin koşulları nedir bilmiyorum, başka iki arkadaşa devrediyorlar ve bu iki arkadaş da Yalova'da Amerikan Hava Üssü'nde kitap evinde çalışan iki arkadaş ve Yalova Kitap Evi'ni devralıyorlar. Aynı zamanda Yalova Kitap Evi başlangıcında kitap ve kırtasiyeyi beraber götürüyor. Bu devralan iki arkadaşımızın meydanda çalışmasından mütevellit biraz da turistik eşya, hediyelik eşya bölümü yapıyorlar. Benim Yalova Kitap Evi'ne ilk alma teşebbüsümüz, Yalova Kitap Evi evimizin kiracısıydı. Dükkan kiracılarımızdı. Bunlar bırakmak istediklerini söylediler. Bırakmak istediklerini söyleyince de babam ticaret hayatıma atılmamı bana söyledi. Biz de atılalım ticaret hayatına dedik ve 1974 tarihinde Ocak 01.1974 tarihinde kısmen yarı ortaklı iki ortağın bir hissesini alaraktan ben ticaret hayatıma başlamış oldum. Bir sene aldığım kişiyle ortaklık yaptım ve 75 senesinin yine Ocak ayından itibaren bugüne kadar da Yalova Kitap Evi'ne tek sahibi olarak ben devam ettirmiş oluyorum. Peki esas konumuza gelirsek, Sayın Eski Belediye Başkanımız Yakup Koçal'ın paylaşımından sonra tüm Yalova'da gündem oldu bu konu. Yalova Kitap Evi'nin kapanmasıyla alakalı. Yakup Bey kendisi kapanmasıyla alakalı birkaç bir şey söyledi ama biz sizden dinlemek istiyoruz. Yalova Kitap Evi neden kapanıyor? Bu konuda bizi ilgilendirebiliriz. Son günlerdeki yani gündemin Yalova Kitap Evi olması beni çok onurlandırdı. Kültürel yönde olduğu için demek ki bir iz bırakma, bir kalıntı bırakma çok önemliymiş gibi olduğu gibi bunu hissettim ki Yalova bana sahip çıktı. Halen de sahip çıkıyor. Bırakmamamı istiyorlar. Benim en büyük nedenim sağlık problemi. Çok geçmiş olsun. Benim sağlık problemim bundan 2020 senesinde başladı. 2020 senesinden beri devamlı tedavi altındayım. Bu tedavimde geçici bir tedavi olmadığı için süre gelen uzun süreli bir tedavi. İyileşme şansım çok uzak bir ihtimal. Kesin netice alacaklarını yok. Yani bu asrın hastalığı dediğimiz hastalıktan biz de nasibimizi bir nevi almış oluyoruz. O yüzden de önemli olan şu andaki değişliğimde ben işimi kendim bırakmak istiyorum. Benim arkamda işimi idame ettirecek kimse yok. İki tane çocuğum var. Biri kız ve biri erkek olmak üzere. Her ikisi de kendi ayakları üstünde durdukları için, kendi işlerinde devam ettikleri için yan iş olarak benim iş onlara biraz yük olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bizim işimiz devamlı takip etmek isteyen iş. Yeni çıkan kitapları takip edeceksiniz. Gelen müşterinize iyi hizmet vermek için her türlü özveriyi kullanmanız gerekir. Büyük bir enerji harcamanız gerekiyor değil mi? Tabii, kesin kes. Bir de Yalova Kitap Evi'nin bugüne kadar bu performansta durabilmesinin en büyük sebeplerinden biri müşterisine iyi hizmette bulunabilmesi. Eğer bir müşterinize iyi hizmet veremezseniz günün birinde siz yani kendiliğinden kaybolmaya gidebilirsiniz. Ama Yalova Kitap Evi hiçbir zaman hizmetinde ve iş sevgisinde geri kalmadı. Hep iş sevgisini ve hizmet sevgisini daima üst seviyelerde tuttu ve bugünlere geldi. Biraz önce söylediğiniz bu haber duyduktan sonra Yalova bana
sahip çıktı. Büyük onur duydum dedi. Evet. Peki hiç biz devralalım, bu Yalova Kitap Evi ismini devam ettirelim. Böyle şeyler söyleyenler oldu mu? Nasıl tepkiler aldınız? Şimdi muhakkak ki Yalova Kitap Evi'nin yürümesini isteyen çok sevdiğim insan grubu var. Yani her insanları seviyoruz. Ama onlar özellikle Yakup Bey'in duyurusundan sonra bizzat telefon, bizzat dükkana gelerekten bir çare arayalım teşebbüsünde bulundular. Ama günün koşulları da tek bir kitapla artık bir kitapçının sağlıklı bir şekilde yaşaması mümkün değil. Çünkü Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi günlük yaşam koşulu. Çok insan günlük hayatını nasıl idame ettiririm derdinde olduğu için bizim kitap işimiz eskiden bundan 5-6 sene önceye kadar yani 2020'sinden evveliyatına gidersek alışveriş listelerinde insanların ilk 10'unda ilk 15'indeydi. Ama şimdi bu ilk 15, 10 değil 30'lu 40'lı sıralarda. O yüzden biraz kitap evi yürümesi çok zor. Benim en büyük avantajlarımdan bir tanesi de ben kira vermememdi. Mülkiyetiniz size ait. Mülkiyeti bana ait olduğu için yani ben finansörlüğümü öyle telafi ediyordum. Zaten maddi yönden herhangi bir beklentiyle şey olaraktan güttüğüm yoktu. Maksat kitap sevgim, okumaları insanların beni mutlu ediyordu. Ben bu hizmeti devam ettireyim diye bugünlere geldik ama sağlık bir yerde artık noktayı koymamızı istiyor. İşte o nokta günleri de hemen hemen geldi gibi bu kısa bir zaman çerçevesinde de bu olmuş olacak, gerçekleşmiş olacak. Tam bıraktığımız nokta biraz önce bahsettiğiniz Türkiye'deki yaşam koşulları ile ilgili daha öncesinden ilk 10'daydı kitap alımı, şimdi 30'a 40'a düştü dediniz. Benim merak ettiğim bu konuyla alakalı bir sorum vardı. Bu biliyorsunuz pandemi süreci yaşadık. 2020 yılının evet. Başlangıcı itibariyle pandemi sürecinden kaynaklı olarak insanlar artık internetten alışveriş yapmaya başladılar. Evet. Bu tüketim alışkanlığının değişmesi sizin gibi kitap evi sahibi olan insanlara ekonomik olarak açıdan zarar verdi mi? Siz bunu ilk elden tanırsınız. Bu konuda şimdi buradaki tabii ki genel anlamda böyle meslektaşlarımızdan istişare ettiğimizde bunun etkilendiklerini dile getiriyorlar. Ama biz de muhakkak ki etkilenmişiktir. Biz o pandemi döneminde internet satışına biz döndük. Yani bir genel internet satıcıları olduğu gibi onların vasıtasıyla biz yurdun her bir yanına yaklaşık olarak 3 sene aralıksız kitap gönderdik. Yani pandemi dönemi bizim kitap satışımızı engellemedi. Belki dükkan için engellemiş olabilir. Yani müşterinin dışarı çıkmaması, tedbirli olması, sağlık açısından. Ama bizim kitap sirkülasyonumuzda pek fazla etki olmadı. Çünkü biz sanal alemden kitap satmaya başlamıştık. Farklı bir alternatif buldunuz. Farklı bir alternatif bulduk. Bu farklı alternatif 2 sene önce kestik. Neden kestik? Çünkü bu sefer Türkiye ekonomisinde bir belirsizlik başladı. Fiyat belirsizliği, fiyat istikrarsızlığı bunlar tabii ki günlük yaşamda çok büyük etken oldu. Bugün kitap için geliyor, kitabın fiyatını soruyor. O gün bütçesi müsait değil, gidiyor. Bir ay sonra geldiğinde o kitabın farklı bir fiyatta olduğunu söylüyoruz. Bu fiyat olayı kitap evlerinden kaynaklanan bir olay değil. Tamamen yayın evlerinin kendi statüleri olan bir durum. Genel ekonomik durumdan da kaynaklandığı için devamlı kitap artışları olduğu için de biz o sitede fiyatı belirttiğimiz halde kitabı satıp tekrar yenisini yerine koymamız için biz ana paradan ekleme yapıyorduk. Çünkü fiyatları değiştirmeye yetişemiyoruz. Onun için biz sanal satışımızı alternatif olarak o pandemide kullandığımız sanal satışımızı bu arada bitirmiş olduk. Normal Yalova'da kitap okuyucusu var mı? Bana göre var. Gençler biraz daha meraklı kitap okuyucuları ama kitap fiyatlarının yüksek olması gençleri bir yerde dur demeye zorluyor yani. Mesela şey olarak, finansör olarak İş Bankası, kendi yayın evleri var. İş Bankası'nın bulunduğu İş Bankası yayınları var. Yapı Kredi yayınları var. Fakat İş Bankası istikrarından, çizgisinden dönmedi. Fiyatları daima makul ve alt seviyelerde tuttu. Ama
Yapı Kredi'nin tabii ki kendilerinin ekonomik durumları veyahut da düşünceleri nedir bilemeyiz. Yapı Kredi'de fiyatlar epeyce yükseklere çıktı. Onun için de gençlerde biraz daha duraksama oldu. Hayatta böyle kitapta devam ediyor ama sanal alemin de sanal satışın da çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Gene de okuyucu, yani gerçek okuyucular yemiyor, içmiyor. Ayda 5 kitap alacağına 2 kitap alıyor. Gene de okumasından vazgeçmiyor. Mustafa Bey, değerli vaktinizi, değerli zamanınızı bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Ses olarak size uzun sağlıklı ömürler diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz çok bana da bu fırsatı verdiğiniz için Yalova Gazetesi olarak üst yöneticisinden bütün kadroları dahil olmak üzere hepsine şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum.